Karantina Voleybol'dan herkese merhabalar değerli Fanatik TV izleyicileri. Bugün oldukça ünlü, oldukça merakla beklenen bir konuğumuz var bu bölümde. Neriman Özsoy bizlerle birlikte. Hoş geldin Neriman. Merhaba Ömer. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Seni gördüm, daha iyi oldum. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Evet, hemen ben muhabbete gireyim ve çok konuşmamaya çalışayım. Şunu sormak istiyorum öncelikle. Bugünlerde karantina günlerinde 1-24 saati nasıl geçiriyorsun? Tabii ki herkes gibi geçiriyorum. Herkes gibi evde geçiriyorum ama ben yaklaşık bir ay önce Japonya'dan geldim. Zaten geliş sürecinde de bayağı böyle meşakkatli bir süreçti benim için. Çünkü elimde eldivenler, ağzımda maske. Tabii biz uzak doğudan maske takmaya çok alışkınız aslında ama böyle uçak yolculuklarında ben özellikle o Türk Hava Yolları'na ilk uçağa ayak bastığımda böyle Türkiye'ye ayak bastığım gibi hissederdim. Ama uçağın içinde dahi her saat başı maske değiştirerek, işte elleri dezenfekte ederek falan geldim. Ülkeye keza girişimde bir tane form doldurdum. 14 günlük karantina sürecine ben de uyacağıma dair. Ondan sonra karantina sürecim başladı. 14 gün bitti, hala karantinadayız. Yani tabii ki bütün dünya aynı süreci yaşıyor. Ben de bir günü gerçekten benim için çok zor çünkü ben sürekli dışarıda vakit geçirmeyi de seven bir insanım. Dolayısıyla 24 saati eve sığdırmak ilk başlarda böyle keyifliydi. İşte mutfakta daha çok zaman geçirmeyi falan, orada kendimizi geliştirmeyi öğrendik. Birazcık ekmek yaptık, biraz simit yaptık, kek yaptık, kilo aldık. Ondan sonra da eyvah spor kariyerime ne olacak diye endişelendik. Dolayısıyla sporu ekledik biraz. Hani böyle sezonum bitti artık biraz rahatlayayım, vücudumu dinlendireyim gibi de yapamadık. Dolayısıyla biz de Japonya'yı tekrar ediyormuşum gibi geliyor. Yine insanlarla, sevdiklerimle telefondan konuşuyorum, sosyal medyadan mesajlaşıyorum. Dolayısıyla benim için çok bir şey değişmedi aslında. Sadece dışarı çıkamıyorum. Onun dışında çok bir yandan keyifli, bir yandan beni zorlayan, işte ama tabii Türkçe televizyon seyretmeyi bile özlediğim bir dönem geçiriyorum. Dilersen buradan biraz voleybola dönelim istiyorum. Sonra yine sana dair böyle kişisele yakın sorular sormaya başlayacağım ama önce voleybol. Ben ilk olarak şunu merak ediyorum. Senin için görüşmeyi düşündüğümde ilk aklıma gelen sana dair en spesifik soru şuydu. İtalya, Rusya, Polonya ve Japonya'da oynamış, hala da profesyonel kariyerine devam eden bir voleybolcu var karşımızda. O zaman ona dair sorulması gereken ilk ve en önemli soru buralara yönelik deneyimleri. Bu kadar farklı ülkede, bu kadar farklı lig ve bu kadar farklı stilde voleybolda kültür tanımları onda nasıl bir birikim oluşturdu ve bize de böyle belki komik, belki ilginç nasıl anekdotlar aktarabilir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben voleybola ablam dolayısıyla başladım. O da voleybolcuydu. Daha sonrasında tabii altyapılarda ve milli takımlara kadar ki gelen süreçte altyapılarda, milli takımlarda yaptığımız müsabakalarda hep böyle yabancı takımlarda karşılıklı oynardık ya da yabancı ülkelere sürekli müsabaka oynamak için gider gelirdik. Dolayısıyla o zamanlar voleybolun kalbi İtalya'da atıyordu. İşte Rusya inanılmaz bir ekoldü bizim için. Hep böyle hayalimizde, bütün benim jenerasyonumun hayallerinde böyle yurt dışına gidebilmek, orada oynayabilmek, belli bir süre geçirebilmek en azından vardı. Ben de böyle bir hayalle yola çıktım. Ondan sonra 17 yaşımda Karpov'un yanına gittim. Nikolay Karpov, dünyaca ünlü biliyorsunuz, Rus antrenörün yanına gittim. Tabii o biraz böyle hani bağıran, agresif bir antrenör olarak biliniyor aslında ama hiç öyle değildir. Dolayısıyla onunla çalışmak, onunla konuşmak, onun hikayelerini dinlemek de bende böyle bir şey uyandırdı. Yani ben evet dünyanın her yerini gezmeliyim, öğrenmeliyim. Hem insan olarak, hem karakter olarak, hem sporcu karakteri olarak kendimi geliştirmeliyim. Ve bunu oyunuma yansıtıp yapabildiğimce, elimden geldiğince bir Neriman Özsoy profili oluşturmalıyım diye ben yola çıktım. Ve bunu bugün de tatmin olarak en azından bütün kıtaları gezerek, henüz bir Brezilya yapmadım ama evet. Onun dışında bütün kıtaları böyle forma giyerek, formalarını terleterek ve önemli kulüplerin formalarını terleterek böyle bir şey nasip oldu bana. Ve bundan çok memnunum. Dediğim gibi hepsi çok farklı ülkeler. Şimdi Polonya biliyorsun her ülkede futbol birinci spor dalıdır ama Polonya'da öyle değil. Polonya'ya gittiğiniz zaman yani
5000 kişiye oynarsınız maçları. Normal bir lig maçını 5000 kişiye oynarsınız. Uluslararası bir müsabakanın 22.000 kişilere kadar çıktığını görürsünüz. Dolayısıyla gerçekten voleybola inanılmaz değer veren bir ülke. Ondan sonra tekrar bir Rusya'ya benim dönüşüm olmuştu. Orada da gerçekten biz Rusları böyle şey biliriz, hani daha böyle katı, sert, hani soğuk insanlar gibi biliriz. Hiç öyle insanlar değiller. Sizi tanıdıktan ve kabullendikten sonra inanılmaz böyle sırlarınızı verebileceğiniz, paylaşabileceğiniz. Yani benim hala çok samimi görüştüğüm çok Rus arkadaşlarım var. Dolayısıyla oradan da çok şey öğrendim. İşte tabii ki orada biraz dondum. Açıkçası sakatlanmamak çok mümkün olmadı. Orada bir omuz sakatlığı da yaşamıştım. Ondan sonra tabii olimpiyat gördük. 2012 Londra olimpiyatlarını gördük. Ve daha sonrasında ben zaten İtalya'ya Galatasaray'da forma giydim ve İtalya'ya transfer oldum. İtalya'ya gitmemin amacı da aslında hep böyle bu dönemlerde İtalyan antrenörlerle çalışmış olmanın meyvelerini topladım ama İtalyan liginde oynamak, orada özellikle bir ligi oynadıktan sonra o playoff'u hissetmek, onu yaşamak, kariyerinize bir İtalyan playoff'u koymak sizi o kadar farklı bir yere taşıyor ki. Çünkü hem lig anlamında yani birbirini destekleyen bir lig. Orta seviye, alt seviye ve üst seviye maçlarının nasıl bir skorla biteceğini çok fazla kestiremediğiniz bir ligdir İtalya. Belli bir kriz yaşadılar biliyorsunuz. Ama bu kriz onların yani seviyesini çok fazla etkilemedi. En son Dünya Kulüpler Şampiyonu da Conegliano oldu. Buradan da anlaşılabileceği üzere hala İtalya kendi voleybol ekonunu bu şekilde sürdürüyor. Ondan sonra tabii bir Asya. Ben Asya'dan 2015 yılından itibaren sürekli teklif alan, böyle Çin mi olsun, Japonya mı olsun diye düşünen biriydim ama tabii Çin'deki o işte yemek yeme kültürleri beni biraz korkuttu açıkçası. Ben çünkü çok et yemeyi de seven biriyim. Dolayısıyla orada aç kalır mıyım? Çünkü biz oraya turnuvalara gittiğimizde hep böyle çantalarımız, bir tane büyük bavul yapardık. İşte içine konserve koyalım, aman peynir koyalım, aç kalmayalım, ekmek de koyalım. Hani kendimizi bu şekilde takviye ediyorduk. Dolayısıyla beni hep korkuttu. Ama Japonya öyle değil tabii. Japonya çok temiz beslenen, hani mevsim sebzeleriyle, meyveleriyle beslenen çok tertemiz bir ülke. Dolayısıyla 2017 yılında artık Japonya'ya Toyota Auto Body Queens'e imza attım. Benim için bence kariyerimin en güzel yıllarından bir tanesi başlamıştı ve bu 3 sene sürdü. Yani ben 3 sene boyunca aynı kulüpte inanılmaz güzel anılarla çok güzel sezonlar geçirdim. Yani orada ilk gittikten sonra 3 ay sonra biz İmparatoriçe Kupası'nı kazandık ve bu kulüp içinde evet. Bir ilkti. Benim için de bir ilkti. Yani ve tek yabancılı bir sistem olması da tabii bunu ayrı bir yere koyuyor sizin kariyerinize. Çünkü oradaki bütün yük omuzlarınızda. Şimdi İtalya'ya gittiğinizde 7 tane yabancı var, 4 tanesi içeride. Bir gün kötü olsanız diğeri elinizden tutuyor, kolunuzdan tutuyor. Bir gün onu yapamasanız arkadaşınız telafi ediyor falan. Ama yani orada öyle bir durum yok. Orada tamamen herkes sizin gözünüzün içine bakıyor. Ya işte Neri bugün maçı alabilecek miyiz? Hani ne düşünüyorsun? Yaptığınız en ufak bir mimik onların motivasyonunu kırıyor ya da daha çok motive olmalarını sağlıyor. Dolayısıyla benim için inanılmaz güzel bir periyottu. İnanılmaz güzel bir tecrübeydi. Onlardan çok şey öğrendim. Sadece saha içi değil ama saha dışı da kültürel anlamdaki yapılarından çok şey öğrendim. Bizden tamamen farklı yaşıyorlar. Dediğim gibi bütün kültürlerin böyle kendilerince mesela Ruslar inanılmaz sözlerine sadık bir ülke. Yani onlar karar verdi mi ve size söz verdiklerinde mutlaka yerine getirirler. İşte Akdeniz ülkesi insanı biraz daha değişik. Onların çok fazla böyle işte bugün hava güneşli, bugün modumuz iyi ama yarın hava yağmur yağarsa ne olacağını bilemediğiniz, böyle sürekli temkinli, tetikte olmanız gereken aslında ülkeler. Ama dediğim gibi spor o kadar temiz ki her yerde. Dolayısıyla ben spor yapıyor olmanın ve spor yapıyorken bu kadar ülke gezmenin de bütün avantajlarını herhalde yaşamış şanslı kişilerden biriyim. Evet. Şimdi bu cevabın ardından biraz daha kritik bir, böyle biraz daha merak edilen bir soruya. Zorlayacaksın galiba. Yani ne kadar zorlanabilirsin biraz önceki donanımdan sonra bilmiyorum ama hep konuşuldu. Sen de sosyal medya üzerinden gerekli açıklamayı da yaptın ama ben yine artık böyle birebir konuşuyormuşçasına bir şekilde sormak istiyorum. Milli takım
ile alakalı, olman olmamanla alakalı sürekli bir soru işaretleri var. Çok fazla insan senin milli takım kadrosunda olmanı istiyor. Çok fazla insan seni orada görmek istiyor ki bunlardan birisi de benim. Net bir şekilde söyleyebilirim. Ve bu olmuyor. Bir süredir olmuyor. Biz bununla alakalı senden neler duyabiliriz? Net ve artık işe noktayı koyabilecek düzeyde. Ömer, bir kere çok teşekkür ederim böyle bir soruyu bana yönelttiğin için. Çünkü benim de kendimi açıklamam ve bu durumu biraz açıklığa kavuşturmam gerekiyor diye düşünüyorum. Yaptım, evet, sosyal medya üzerinden yaptığım bir açıklama vardı ama onun üzerine bile o kadar çok mesaj aldım ki. Yani ben milli takım ne zaman turnuva oynasa benim işte kullandığım sosyal medya kilitleniyor. İşte telefonumu bile açamaz duruma geliyorum. Tabii ki bu çok fazla sevgiden oluyor. İnanılmaz pozitif mesajlar aldığımı söyleyeyim mi? Herkese buradan çok teşekkür ederim. Ben bu kadar sevildiğimi bilmiyordum açıkçası. İnanılmaz iyi hissettim kendimi. Aynı şekilde benim sevgim de saygım da sonsuz Türk milletine ve Türk seyircisine karşı. Çünkü çok büyük bir aşama kaydedildi diye düşünüyorum. Eskiden voleybol seyircisi bu kadar fazla değildi. Biz genelde böyle futbol seyircisiyle dünyada ün almış, ün salmış bir milletiz ama şu anda o kadar voleybol seyircisini de ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü artık voleybol seyircimiz de o kadar bilinçlendi ki aslında gerçeği görmeye başladılar. Onlar da bizim gözlerimizden bazı şeyleri okuyabilmeye başladılar. Dolayısıyla benim kendimi anlatmam daha da kolaylaşacaktır bu durumda. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir kadro belirlenirken ya da bir milli takım sezonundan önce mutlaka yetkililerimiz var. Yani federasyon başkanımız var, bununla ilgilenen düşünürlerimiz var, as başkanımız var, teknik heyet var, işte staff var, onun dışında bununla organizasyonla ilgilenen var ve sporcular var dolayısıyla. Şunu söyleyebilirim, ben milli takıma sadece A millide dahil olmuş bir sporcu değilim. Yani çok şükür o bütün aşamalardan geçerek, yani biz voleybola başladığımız andan itibaren tabii ki çok büyük bir şansla ve bundan gurur duyarak söylüyorum. Çok kısa bir süre içerisinde yıldız milli oynama hakkını, genç milli, yıldız milli olurken aynı zamanda genç milli formayı bize verdiler ve biz bunun hakkaniyetiyle bence görevimizi yerine getirdik. Elimizden geldiğince bunu yaptık. Genç milli oynuyorken A milli takım kamplarına gidebilir miyiz diye dua ettiğimiz zaman da işte ablalarımıza buzunu taşımaya başladık. Onlara su verdik. İşte terini yerlerden sildik falan. Dolayısıyla bu aşamaların hepsini biz yaşadık ve geçtik. Şunu söylemek istiyorum. 18 yıl ben emek verdim. Yani gerçekten benim kariyerimde ben zaten 20 yıldır voleybol oynuyorum. Yani bunun 18'ini milli takımda geçirmiş olmak da çok önemli. Şimdi 21. yılım inşallah. Tabii ki milli takımda olmak herkesin milli görevi. Yani biz bu görevi, bize ne zaman görev verilse, ben bunu zaten açıklamalarımda da söylemiştim. Biz hazırız, bu görevimizi yapmaya da hazırız. Ne zaman gel, hani burada bu görev senindir, yapmak zorundasın dendiğinde de biz bunu yapacağız zaten. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bir sporcunun ben gelmiyorum, gelmeyeceğim deyip gelmemesi ihtimal dahilinde bile değildir. Ama evet. Şunu bir parantez açmak isterim ki ve buradan da çok teşekkür ederim ayrıca bu anlayışı gösteren federasyon başkanımıza, federasyon yetkililerine, çünkü inanılmaz emek sarf ediyorlar. Bizi sadece sporcu değil ama insani yönlerini de ön plana çıkarak dinledikleri için en azından. Bu dönemde benim şöyle bir özel durumum ortaya çıktı. Tabii ben hayatımın en kötü imzasını 2017 yılında evlenerek yaptım. Yani dolayısıyla ve şu anda da kurtulmaya çalıştığım bir boşanma davası artı iki tane daha davam var. Dolayısıyla üç tane davanızın olduğu bir dönemde tabii ki kimsenin bunu empati yapmasını da beklemiyorum. Çünkü bu dönem herkesin dışarıdan çok kolay anlayabileceği bir dönem değil. Ben de sağımdaki solumdaki arkadaşlarım boşanırken ay canım senin için çok üzgünüm dediğim ama dolayısıyla tam olarak detayını anlayamadım. Yani bu nasıl bir dönemdir? Buradaki psikoloji ne olur? Sahayı nasıl etkiler? Motivasyonu düşürür mü, düşürmez mi? Tamamıyla bunlardan uzak bir durumdaydı. Şunu söyleyeyim, ben en son maçımı 2017'de oynadım. Biz bronz madalya kazanmıştık. Azerbaycan'da oynadığımız bir turnuvaydı, Avrupa Şampiyonası'nda. Dolayısıyla ondan sonra bir daha milli takımda görev almadım. Ama dediğim gibi o dönem sonrasında çok güzel genç bir grup oluşturuldu.
inanılmaz potansiyelli. İşte bu jenerasyonun gerçekten en iyileri bir araya geldi ve çok iyi iş çıkartıyorlar. Yani en son Ankara'da aldıkları Avrupa ikinciliği, ondan sonra biliyorsun olimpiyatlara katılma hakkı kazanıldı. Dolayısıyla o kadar güzel çıkan bir güzel bir grafik var ki dediğim gibi orada bir görevim yok. Yani öyle söyleyeyim, bir görevim olmadığı için de ben de sizler gibi hani dışarıdan destekliyorum ve bundan çok büyük gurur duyuyoruz. Önemli olan milli forma için kimin orada olduğu değildir. Milli formanın nerede olduğudur. Yani bunun ayrımını bu kadar iyi yapabilecek bence bir halka sahibiz. Onun dışında tekrarlıyorum. Saygım ve sevgim sonsuz. Ben buradayım ve görev verildiğinde ya da herhangi bir şey benim üzerime vazife olduğunda ben tabii ki orada olurum. Ama dediğim gibi işler çok iyi gidiyor. Çok iyi bir oluşum var. İnşallah böyle de devam eder. Evet. Seni tatmin etti mi bilmiyorum ya, ama verdiğim cevap. Sadece bunu yapacağım bu cevap hakkında. Gerçekten hani olabildiğince net anlattın. Çok teşekkür ederim. Çünkü yani bir taraftan da ben şuna inanıyorum. Spor sosyolojisi çalışan birisi olarak çok güzel anlattın ama insanlar anlamış olsalar bile o beklenti hiçbir zaman sona ermeyecektir. Yani tamam iyi diyorsun, hoş diyorsun ama ya gelecektir yani konu, ama sen elinden geldiğince açıklamaya çalıştın. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu biraz daha can sıkıcı şeylerin ardından, biraz daha zorlayıcı şeylerin ardından daha doğrusu başka bir yere gelmek istiyorum. Japonya'daki kültürden çok az bahsetmiştin ama ben onu biraz daha açmak istiyorum. Japonya'da bir Türk neler yapıyor, nasıl yaşıyor? Hem kültüre hem spor anlayışına dair nasıl bir şeyler duyabiliriz senden? Çok kısa da şunu ekleyeyim. Tutku Burcu Yüzgenç'le, o da 1999 doğumlu genç bir pasör çaprazı, yine milli takımımız adına önemli bir isim. İşte o da senin gibi Japonya'da oynamak istediğinden bahsetmişti. Ben de koluyla alakalı çok bir endişesi olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Çünkü 60-65 top alarak böyle sayılar havalarda uçuşarak oynamayı istiyorsan tamam o zaman demiştim. Nasıl olur? Oynayabilir mi? Neler oluyor Japonya'da? Şimdi şöyle cevap vereyim. İlk önce Japonya, özellikle Japonya hem Türkleri çok seviyor hem de bütün ülke insanlarına karşı onların stabil bir davranışları var. Yani oraya giden herhangi bir yabancı zaten kendini el üstünde hissediyor. Yani bundan herkes emin olabilir. Japonlar herkese çok iyi davranıyorlar ama tabii ki böyle benimsedikleri, çok sevdikleri insanları çok daha fazla. Yani ben bunu yaşadığım için bunun üzerinden bir şey anlatacağım. Çünkü bana gösterdikleri sevgi ve saygı sadece takımlarında bulunan yabancıya gösterdikleri sevgi değildi. Onlar hep böyle birbirlerinin hani hitap ederken isimlerinin sonuna san derler. İşte bizim Ömer abi gibi, işte Ömer san gibi derler. Hani bunu şeylerini öyle, saygılarını öyle belli ederler. Bana İlk günden itibaren hiç böyle bir şey söylemediler. Ben onlar için hep neriydim. Çünkü bana o kadar samimi davrandılar ki hiçbir zaman böyle aramızda hiçbir set çizmediler açıkçası. Bu da beni inanılmaz iyi hissettirdi. Ben zaten çok iyi hissettiğimde iyi oynayabilen bir oyuncuyum. Yani beni böyle gerçekten dürüst bir şekilde hani bağırabilirsin, çağırabilirsin, doğru olanı yüzüme vurabilirsin falan filan ama hakkaniyetiyle adalet dağıtacaksın benim olduğum ortamda. Ben böyle bir sporcuyum. Adaletsizliğe çok fazla gelemiyorum. Hoşlanmıyorum da açıkçası. Aklımdakini de söylüyorum. Dolayısıyla Japonlar da çok dürüst ve dümdüz bir millet oldukları için çok iyi anlaştık onlarla. Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, çok fazla top alıyorsunuz. Ben ilk gittiğimde de işte ben bütün gittiğim takımlarda çok fazla top alan bir pozisyonda oynuyorum zaten. Evet, kötü toplara vurma özelliğinden dolayı da aslında seçilmiş sporculardan bir tanesiyim. Japonya'da mümkün mertebe işte üçüncü topun ne olursa olsun bir yabancının tarafından karşıya atılmasını böyle seviyorlar. Özellikle bazı takımlar ama işte biz bu 3 sene içinde bunu biraz daha aşağı düşürmeye çalıştık. Çünkü kimse dayanamaz. Hiçbir oyuncu sakatlanmadan yapamaz. Aslında oradaki zorluk şey değil. Yani buradaki maçta aldığınız top sayısı değil. Şimdi antrenmanlardan biraz bahsedeceğim. Antrenmanlar çok aslında sporcuyu zorlayan kısmı. Yani hiç bitmeyen antrenmanlar oluyor bir kere. Yani Japonlar o limitli, kapasiteli
kendi fiziksel durumlarını çok çalışarak bunu tolere etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla saatlerce saatlerce yaptıkları antrenmanlardan sonra kızlar inisiyatif olarak bir de ekstra kendileri bireysel olarak çalışıyorlar. Dolayısıyla çok çalışmanın vermiş olduğu, çok tekrarın vermiş olduğu güvenle sahaya çıkıyorlar. Bu ne demek? Onlar ne kadar çok çalışıyorsa bir yabancı o kadar çok sıçrayacak ve çok topa vuracak demek. Anlatabildim evet. mi? O yüzden bu aslında zorlayan kısım burası ve bir diğer zorlu kısmı da şu. Biz şimdi burada oynadığımız zaman, Avrupa'da maçları oynadığımız zaman, işte haftada bir maç Şampiyonlar Ligi ya da Save Cup maçları oluyorsa ne yapıyoruz? İki maç oynuyoruz haftada. Oradaki, yani bu iki maçın arasında da en az bir iki gün oluyor. Yani dinlenme şansınız oluyor. Biz çünkü sporda adrenalinle birlikte oynanmış bir maçın ardından 24 saatlik bir dinlenme isteriz. Yani vücudun tamamen bir dinlenmesini bekleriz. Ama orada maalesef işler biraz değişik. Şöyle, cumartesi pazar maç oynuyoruz ve bu oynadığımız maçlar bizim alışmış olduğumuz maçlar, hani saat diliminle hiç alakası yok. İşte 11.30'da da maç oynuyorsunuz, bazen 1'de maç oynuyorsunuz. Dolayısıyla 4 tane takımın ya da 6 tane takımın aynı şehre toplanmış böyle turnuva usulü tarzı. Hani önünüzde maç oluyor, arkanızda maç oluyor. Dolayısıyla sürekli böyle sanki turnuva atmosferinde oynadığınız maçlar gibi iki tane üst üste maç düşünün. Yani cumartesi günü bir maç oynuyorsunuz, 3-2 bitmesi falan filan hiçbir şey fark ettirmez. Pazar günü hemen ardından o adrenalin vücuttan çıkmadan bir maç daha oynuyorsunuz ve sonrasında tekrardan halter yapmak durumunda olduğunuz bir pazartesi gününüz var. Ya bu ne demek? Vücuda aşırı yüklenen bir sistem demek. Tabii bunu alışmak çok zor. Yani ve bütün Japon takımlarını bunu çok yani bana da garip gelerek söylüyorum. Bütün Japon takımları, özellikle bayan takımları, sabah ciddi 2,5 saatlik antrenmanın üzerine sıcak öğle yemeği yemeden, yani soğuk böyle rice bowl'lar var. İşte bu pirinç topları dediğimiz, hani Türkçesine çevirdiğimde, ama bunlar soğuk. Yani bunları yiyip falan maça çıktığımız bir sistem. Dolayısıyla buna alışmak çok zor. Çünkü ben işte İtalya'da biz ne yaparız? Ben İtalya'da oynadığımda maçları akşam 8.30'da oynardık. İşte insanlar gelebilsin, maçlarımızı evet. izleyebilsinler falan diye. Orada değişik bir sistem var. Yani voleybol hala profesyonel değil, amatör branş. Ve dolayısıyla bizim oynadığımız kulüplerimizdeki bizim fanlarımız tamamen böyle otobüslerle, trenlerle grup grup gelen fanlarımız. Ama şunu söyleyeyim, yani Japonya'da o kadar değişik bir sistem var ki. Mesela All Star maçlarımız oldu. All Star maçına bir biletin 80 dolara satıldığını, aynı zamanda bizim evimizde oynadığımız home game dediğimiz maçlarda da aynı şekilde ön tarafların 80 dolara satıldığı, arka taraflardan yani en üstlerden de 25 dolara belki bileti bulabileceğiniz biletler var. Bu da şey demek, yani gerçekten bize çok fazla saygı gösteriyorlar. Adamlar çalışıyorlar. Evet, sosyal, ekonomik durumları da çok yüksek. Yani üst düzey olan bir milletten bahsediyoruz ama yine de yani bütün bir ailenizle maç izlemeye geldiğinizde ciddi maliyetli aslında bir maçı seyretmek. Ama onlar böyle kombine olarak bu biletleri alarak bize olan saygılarını gösteriyorlar ve bizi maçtan sonra ayakta bekleyerek, yani o kadar güzel hediyeler veriyorlar, çikolata alanlar var. Her maç sonrası böyle elimizde dolu poşetler, İşte mektuplar yazanlar var, fotoğraf çekmişler, bizim posterlerimizi yapanlar var. Yani ilgi çok farklı, çok değişik, çok güzel. Dolayısıyla Burcu'ydu değil mi? Evet. Ona cevap vereyim. Burcu umarım kariyerinde önce bir İtalya Ligi görür. Hani belki tabii ki isteği Japonya'dır, uzak doğudur. İtalya'da oynadığında Japonların gözü çok daha fazla onun üzerinde olacaktır diye ben böyle bir tiyo da vereyim ona o zaman. Ama çok güzel, çok iyi hissedecek kariyerinde de. Umarım da bunu yaşının ilerlediği zamanlarda tercih eder. Çünkü böyle genç sporcuların ben daha çok kendilerini geliştirebilecekleri liglerde oynamasını öneririm. Evet. Yani ben Japonya'dan neden gelmiyorsun Allah aşkına diye soracaktım ama son... Cevabın son iki dakikası yeterli oldu. Yani ayakta beklemeler falan. Bir de şöyle bir şey de var. 80 dolar verdiğimde mesela 4 kişilik bir aile olarak gittiğimi varsayıyorum.
Yani en azından orada eğlenirken 400 dolar bir paket olduğunu düşünüyorum ve 400 dolar veriyorum, ayakta bekliyorum. İşte sana mektup yazdım diyorum. Yani gelinmez, evet. Sen gelmez işte bizim yani, açımıza. Yani bilmiyorum. Japonya'da herhangi bir iş yapabilir miyim insanların beni ayakta bekleyeceği, ama yani zor görünüyor ama evet. Yani gelinmez. Gerçekten gelinmezmiş. Ya şimdi şöyle bir eleştiri yapacağım. Yani tabii bizim şu anda Türkiye Ligi'nde de çok inanılmaz hani dünya isimleri, dünya starları oynuyor. Evet. Ama tribünlere baktığınızda yani hangi maç daha çok dolar derseniz, yani bu eğer bir Fenerbahçe Galatasaray maçı değilse, ki onu da seyircisiz oynatmayı falan biliyorsunuz. Çoğu zaman seyircisiz falan, evet, oynanan maçlar bunlar. Aslında tam tersi, ne kadar çok hani o kalabalık olsa o rekabet o kadar güzel hissedilir ve sporcu bundan o kadar güzel motive olur ki. Benim eleştirebileceğim nokta bu olabilir yani. Biz burada belki biletlerin fiyatlarını da bilmiyorum, yanlış anlamayın. Belki de bedeli bile yoktur yani. 0 liradır bir voleybol maçına giriş. Ama buna rağmen bizim biraz daha seyirci potansiyelimiz daha az diyeyim diğer ülkelere, evet, göre. Yani bunu söyleyebilirim. Daha çok arttırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi artık son soruya geldik. Epeyce de vakit aldık senden. Bugünler yine karantina günleriyle alakalı bir soru. İnsanlar gerçekten vakit geçirmeyle alakalı bir uğraş içerisinde. Hani ben artık bunun uğraş noktasına geldiğini düşünüyorum. Çok sıkıldı insanlar. Onun için sizin gibi rol model kabul edilen ya da bir voleybol figürü haline gelmiş insanlardan onların vakit geçirebilmesi ve bu boş zamanı da kaliteli değerlendirebilmesi adına bir üçleme istiyorum. Bir kitap, dizi ve film üçlemesi istiyorum. Bununla alakalı bize nasıl tavsiyeler verebilirsin? Şimdi büyük ihtimalle hep sporcular böyle yabancı şeylerden gitmişlerdir. Hani ama ben o kadar çok Türk şeylerini özledim ki, yani gerçekten Türk dizisi olsa hemen böyle açıp izlemeyi falan özledim. Dolayısıyla kitap olarak şeyi önereceğim ben, Rıdvan Ekmekçi'nin O da Zihinsel Antrenman Dalı'nda sporculara çok büyük yardım ediyor. Özellikle olimpiyata gitmeye hak kazanmış bireysel sporlarda. Sporda zihinsel antrenman diye, hatta bunun ikincisi çıktı. Bunu tavsiye edebilirim. Özellikle de sporculara evlerinde hani kendi zihinsel olarak nasıl antrenman yapabilirler, tekrar aktif voleybola ya da spora döndüklerinde nasıl kendilerini daha çok geliştirebilirler ve bundan avantaj sağlayabilirler. Bu kitapta bulabilirler. Bir kere bunu söyleyeyim. Ondan sonra Netflix'te zaten herkes mutlaka kullanıyordur. Lucifer diye bir tane dizi var. Böyle birazcık aslında hani aksiyon falan da var içinde ama tabii tarz olarak benim sevdiğim de bir dizi aslında. Lucifer'ı tavsiye edebilirim. Onun dışında bir de bu aralar ben çok Survivor seyrediyorum. Gerçekten çok keyifli, çok eğlenceli. Orada da bir tane arkadaşımız var, Evrim diye. Dolayısıyla televizyon programı olarak da hani onu tavsiye edebilirim açıkçası. Çok keyifli ve beni çok güldürüyor mesela en son. Hani böyle ben bile hani iki tane takım var. Biraz daha böyle sporcu olduğum için belki mücadele var ya, bir programda mücadele var. O belki hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Onu da seyretsinler. Yani şunu söyleyeyim, hani umarım yanlış bir şey söylemiş olmam. Tamam, Survivor'ı seviyor, beğeniyor olabilirsin ama umarım 45-50 yaşından önce seni orada görmeyiz. Yani ben zaten ben oraya sadece seyirci olarak giderim herhalde. Beni davet ederlerse böyle bir şey onur eder. Onun dışında hiç böyle bir düşüncem yok. Yani çünkü özellikle bazı başarılı sporcuların da kariyerlerini sanki normalden daha erken bitirip orada boy göstermeleri gibi bir durum var bizim için. Hani bu Survivor'a katılanlar adına. O yüzden ben peşin söyleyeyim dedim yani. Yani ben de birkaç sene daha oynamayı düşünüyorum inşallah. Bakalım. Birkaç, yani belirsiz. Tabii ki şu anda çok belirsiz bir durum. Tabii bilemiyorsunuz yani, bu işin sakatlığı var. Yeterli motivasyonu buluyor musunuz kendinizde, bu var. Ben 31 yaşındayım. O yüzden aslında henüz daha erken, yani bu işi isterseniz 40'a kadar götürürsünüz ya da 35'te yeter dersiniz. Yani tamamen planlayamadığım, programlayamadığım, tabii geleceği göremediğim bir durum yani. Belki şey olur, çok sakatlık olmazsa ya işte ben de şurada servis karşılayayım.
hayatımda milyonlarca servis karşıladım. Tamam, sıçramak istemiyorum ama en azından servis karşılayayım. Bu da belki olabilir. Çünkü o servis karşılama çok bela yani, yok yani. Servis karşılayacak insan bulunamıyor kolay kolay. Ya orada beni de çok eleştiriyorlar işte, bu insanların işte dediğim gibi sonradan bilinçlenmesinden kaynaklanıyor. Ya ben pasör çaprazı asıllı bir oyuncuyum. Yani ben altyapıda da servis karşılamadım aslında. Sadece o pozisyonumuz çok eksik kaldığı için A milli takımda sonradan çalıştırarak, yani Neriman yardım eder misin? Ederim. Tamam, öyle başladım. Yani bunun dışında böyle manşetçi bir 4 numara alanında ben zaten böyle bir voleybola başlamak kariyerim yok yani. Anlatabildim mi? Ben daha çok pasör çaprazı asıllı bir oyuncuyum. O yüzden şeyi de anlayamıyorum. Yani mesela biri bizim takımımıza böyle bir yardım etse, ya Allah razı olsun bak kıza, elinden geleni de yapmaya çalışıyor deriz ama yani bizim bazen böyle saçma eleştiriler aldığımız zamanlar da oluyor tabii. Bu borcu bize libero olarak ödeyeceksin o zaman. Olmaz, olmaz. Sen istesen de olmaz. Bırakır ya. Ben smaç vurup bırakmayı hedefleyen bir... Yani ben bir kere smaç vurmayı öğreneyim, ondan sonra voleybolu bırakacağım dediğim bir dönemde voleybola başladım. Yani benim öyle voleybol oynayacağım gibi bir derdim yoktu. Gerçekten. Genelde öyle insanlar iyi voleybolcu oluyor. Ben öyle deneyimledim. Yani ama hırslıyımdı. Yani belki hırs, çalışma azmi, çok çalışkanımdır. O bana bir hırs... görev verirsen sonuna kadar yapmaya çalışırım falan. O yani hırsları... Aklında bulunsun. Yani benden bir şey çıkmaz. Ama şunu söyleyeyim. Hırslı olduğun highlight videolarından da belli oluyor zaten. Hani o belirtmeye bile gerek yok ama şunu söyleyeyim. Daha sonra yayınlayacağız biz bunu. Simge ile yaptığımız söyleşide o antrenör olmak istemediğini ama imkan olursa bir kulüp satın alabileceğini, patron olabileceğini söyledi. Hatta kulüp başkanımız Faruk Bey'le böyle bir şeyi görüşmek istiyorum diye işi böyle şaikasına kadar çıkardı. Böyle bir ütopik bir şey söyledi. Yani ben hırslı olmamla alakalı sana bir görev veremem. Hani öyle bir şeyim yok ama belki Simge o hayalini gerçekleştirirse senin hırsından faydalanabilir. Ya şöyle, ben voleybolu bıraktıktan sonra böyle çok sporun içinde, en azından voleybolun içinde kalır mıyım bilmiyorum. Açıkçası benim çok farklı hayallerim var. Yurt dışında çok fazla çevrem var bir kere. Evet. Dolayısıyla ben farklı şeyler denemeyi düşünüyorum. Yani bir kere geliyoruz dünyaya deyip böyle sporun dışında, spordan artık bu keyfi aldım. Evet. Çünkü bana göre de spor ya en üst düzeyde yapılmalı. Şimdi ben tabii ki alt düzeyde yapan insanlara da çok büyük saygı duyuyorum ama benim karakterimdeki bir adam, evet, için ya üst düzeyde yapacaksın ya bu işi yapmayacaksın gibi ben düşündüğüm için bunu başka şeylerde, şimdi sana da onu söylemeyeyim. İnşallah belki duyarsınız ileride. Birkaç sene sonra başka projeler var kafamda. Dolayısıyla sporun içinde çok kalmak istemiyorum. Evet, tamam o zaman. Çok güzel. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ben hem keyif aldım hem de eğlendim. Bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Son söz hakkımı şöyle kullanıyorum. Koronavirüs günlerinde bizim için mücadele eden tüm çalışanlar, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm bizim için mücadele eden insanlar, emekçiler, onları anmak, onlara müteşekkir olduğumu belirterek bütün programların sonunu getiriyorum. Onun için yine onlara minnettarlığımı belirtiyorum ve son sözü sana bırakıyorum. Ben de aynı senin gibi bu dönemde, yani bütün dünyanın bu pandemiyle boğuştuğu bu dönemde bizler için çalışan, yani bütün herkese, sağlıkçısından polisine, işte ekmek yapan fırıncımıza kadar, marketlerden işte biraz önce kapıma kadar getiren yani insanlarımıza kadar, bütün çalışanlarımız, yani bunun sınıf ayrımı yapmaksızın bu ülke için çalışan bütün insanlarımızın Allah razı olsun. İnşallah herkes yani sağlıklı bir şekilde, umarım en az kayıpla bu dönemi atlatırız. Dediğim gibi çok zor bir dönemi birlikte, birbirimize destek olarak ve evde kalarak, bunu da özellikle altını çizmek gerekiyor bence, bu dönemi atlatırız diye düşünüyorum. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu ayrıca. Ömer, iyi ki aradın. Karantina günlerimi renklendirdin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Karantina Voleybol'un bugünkü bölümünün sonuna geldik. Evde kalın, sağlıkla kalın. Karantina Voleybol'u beklemeye devam edin.